Kara harekatı kadar konuşulan bir konu daha var. Onun kadar olmasa da en azından konuşulan, Lübnan'la savaş çıkıp çıkmayacağı. İsrail-Hamas savaşı sürerken Lübnan ve İsrail sınırında da malum çatışmalar yoğunlaştı. Hafta sonu Lübnan sınırına giden İsrail Başbakanı Netanyahu, bize savaş açarsanız hayatınızın en büyük hatasını yaparsınız dedi ve Hizbullah'ı uyardı. Burası İsrail'in kuzeyi, Lübnan sınırı. Günlerdir süren çatışmalar şiddetlendi. Lübnan'dan İsrail mevzilerine neredeyse her gün saldırı düzenleniyor. İsrail ordusu misilleme yapıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hafta sonu bir kez daha Lübnan sınırına gitti. Hizbullah'ı savaş başlatmaması için uyardı. Hizbullah bizimle savaşa girmeye karar verirse 2. Lübnan Savaşı'nı arayacak. Hayatlarının en büyük hatasını yapmış olacaklar. Onları hayal dahi edemeyecekleri güçle vuracağız. Ve bu Hizbullah'la Lübnan devleti için yıkım anlamına gelecek. Lübnan Hizbullah'ın lideri Nasrallah ise Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim gününden bu yana sessiz. En son 13 Ekim'de Beyrut'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahi yanına görüştü. 2 haftadan uzun süredirse tek bir konuşma veya açıklama yapmadı. Nasrallah sessiz kalsa da bölge kaynıyor. İsrail iki cephede savaş riskiyle karşı karşıya. Lübnan Hizbullah'ı şu ana kadar yaklaşık 30 mensubunu çatışmalarda kaybetti. Abbas Şuman için Baalbek şehrinde düzenlenen cenaze töreninde İsrail'e karşı intikam ve cihat çağrıları yükseldi. Şu anda yaşananlar düşmana karşı gerçek bir savaştır. Eğer düşman Gazze'de ya da çocukların, kadınların olduğu yerlerde hata yaparsa o zaman cephede durum daha farklı olacak. İsrail, Amerika ve Avrupa'nın göreceği manzara başka olacak. Savaş korkusu her geçen gün artıyor. Lübnan sınırında yaşayan İsrailliler evlerini terk edip daha güvenli noktalara gidiyor. İsrail ve Lübnan en son 2006 yılında savaşmış, bir ay iki gün süren savaşın ardından iki taraf da zafer ilan etmişti.